Gene geç kaldın. Ah, başıma geleni bir bilsen. Sen de her sabah bir gıtır atıyorsun. İnanmıyorsun değil mi? Vallahi bu sefer ablam çok fena hastalandı. Doktor getirdi. Geçmiş olsun. Oo, günaydın hanımefendi. Günaydın Orhan abi, ama küsüm. Ne oldu benim saat? Sen onu bana değil, yanındakine sor kızım. Tamam, tamam yahu, alacağız. Yoksul bey, bir çay getirseniz de içsek ha? Ne labali oluyorsun bu yılışık heriflen? Aa, sen de benim her şeyime karışıyorsun ama. Karışacağım tabii, ne demek, sözlüm değil misin? Şimdi bir de laf işiteceğiz patrondan, iyi mi? Zaten kaç para alıyoruz? Çekeceğim seni bu hayatta. Hadi be, sen de uyuyorsun. 6 ay oldu, daha bir nişan bile takamadın. Bir aya kalmaz takacağım söz. Paranın gözü kör olsun. Para lazım, para. Bulacağım, sen onu düşünme. Süleyman Bey'le konuşacağım bugün. Çok alacağım var. Çok dinledik bunları. Konuşamazsın sen o adamla. Bak nasıl konuşacağım. Aman iyi. Neredesin kız? Cemil abi içeride söylenip duruyor. Hiç boşuna söylenmesin. Ablası hasta. Bu kaçıncı be? Ben sana demiyor muyum? Bunlardan arkadaş olmaz. Boş ver. Hadi bay bay. Bay bay canım. Bana bir çay getir. Büyük bardakta 5 şekerli. 2 de tost. Çift kaşarlı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Lan sen şimdi nereden çıktın karşıma? Yoksul! Nerede kaldı bizim çaylar? Yoksul! Allah seni kahretsin! Nerede bizim kolalar? Ulan yoksul, getirme beni oraya şimdi! Ay senin gibi çaycının! Yoksul! Ustanın başı tuttu! Yoksul! Tamam canım! Üç çay! Tamam yeğenim, geliyor! Yoksul, çaylar nerede kaldı? Hiç merak yoksul, etmeyin! Kahven nerede tamam. Kaldı? Yoksul! Tamam, geliyor, geliyor! Hoş gelmişsin ağam! Görüyorsun değil mi? Ne cigaraları biter, ne aspirinleri! Bırak lan numarayı! Neredesin lan? Pezevenk 50 saattir! Ya okuldan kırıştırıyorsun değil mi? Vallahi doğrusunu istersen ben ne yapacağımı şaşırdım Süleyman abi. Kızınan söz kestik, 6 aydır bekliyor. Beklesin, acelesi ne? Yo, bir bok mu yedin lan yoksa? Yok be ağam,
Nerede? Fırsat mı var ki? Yani şey diyor, bize bir babalık yapsan da, hı? Tutturdun evleneceğim diye, neyine güveniyorsun lan sen? Hep böyle han odalarında bekar mı kalacağım ha? Ateşin çıktı değil mi? Ey aslanım evlen. Evlen de gör gününü. Senin kiralardan haberin var mı? Niye? Biz bu memlekette yaşamıyor mu? Yaşamıyorsun ya. Dünyadan haberin yok senin. Evleniyorsam da başkasının parasıyla evlenmiyor mu ya Süleyman Bey? Kendi paramla evleniyor. Astır lan, kendi parasıymış. Kaç paran olduğunu sanıyorsun sen hesabında? Birkaç yüz olacak. Git lan başımdan. Eğlenme sabah sabah. Benim hesabım öyle. Bu ne bolluk? Lan ben sana bir tane koy demedim mi? Hadi bilemedin 1,5. Batıracaksın bizi. Bak ne diyor başbakan? Biraz boğazınızı tutun diyor. Devir ekonomi devri. Hesabımı çıkaracaksın mı? Git lan işine. Ben sana şimdi bir hesap çıkarırım ki. Kardeşim niye böyle yapıyorsunuz? Dolandırıcılığa mı çıktınız? Delirtmeyin insanı be! Ya malı aldınız. Piyasada PVC yokken bulduk size. Üç ay oldu be! Bak mahkemeye vereceğim namussuzum. Bir dakika. Hani ulan sigara? Unuttum vallahi Rami Bey. İnsanda kafa bırakmıyorlar ki. Hay ben senin kafana. Çabuk fırla, şunu da bankadan çek getir. Süleyman Bey var aşağıda. İşler çok sıkışık. Sana ne söylüyorsam onu yap lan. Çabuk! Vallahi bak karışmam ha. Herkesin bir sabrı var. Gülüm benim, derdim değil, karım benim, ayırmasın Tanrım bizi, budur inan tek dileğim. Çay! Aspirin nerede? İyi be, eczane mi açtık burada? Kaç para biliyor musun? İthal malı, Avrupa. At bakayım şuraya bir 200'lük. Yok be, ne lan bu? Öyle vallahi. Şipadana kesiyor baş ağrısını. Bereket versin. Niye lan tek şeker? Şekere zam geliyor ha, ona göre. Devir ekonomi devri diyor Süleyman Bey. Kemerler sıkılacakmış. Gülüm benim, canım benim. Vallahi kusura bakma Cevdetciğim, ben paramı isterim. Ne dersin haklısın abi? Borcumuz da atla deve olsa neyse. Şekerli. Beyin. Süleyman aşağıda mı yoksun? Aşağıda. Bir durum mu vardı? Şey içinse haber veriyor. Çok iyi olur. Ne kadar bir şey lazımdı? 500 falan. Ayıp et. Lafı mı olur? Görüyorsun değil mi Ertan abi? Biz de öyle. Paraya yetişemiyoruz. Kardeşim, Allah işinizi ziyade etsin. Gözümüz yok ama... Çok şükür gelebildiniz beyefendi. Ne yapalım hanımefendi? Burada ekspres yok, anında yetişecek. Hadi hadi, Leyla'ya olsa o saat getirirsin. O başka. Bir çay da bize bırak be yoksun. Kalmadı, bir dahaki sefere. 170 milyona koca yalıyı kaptık Asabri'cim. Düşeş be, kimseye söyleme ama adamı döverler. Çocuk musun? 8 tane ruh hastasının elinden hisse almış arkadaşın. Yoktu bir çay be. Tamam.
Bir emriniz var mı Levent Bey? Ulan cimbom gibisin be yoksul, helal olsun. Bize sıcak su getir de birer Nescafe içelim, hadi hanım. Derhal, ne demek? Emrin olur. Evet efendim. Ben yokum. Mahmut Bey şu anda gümrükteler efendim. Kendileri gelince haber vereceğim efendim. Rica ederim efendim. Tabii tabii, siz hiç merak etmeyin. İyi günler. Kolalarınız geldi. Sana kapıyı vurmadan girme diye kaç kere söyleyeceğiz hayvan herif. Çaldım Mahmut Bey, şerefsizim çaldım. Duymadınız. Çık dışarı. Çık dışarı! Burada devlet dairesine döndü. Çal kapıyı, önünü ilikle. Yes, the weak dollar has increased demand for Deutschmark, putting pressure on the franc. Yes, naturally. Yes, yes. And the reason? Transport strikes in France, following the student riots, of course, add to the depression surrounding the franc. In London, the sterling remains firm against the dollar. Okay, good luck. Call me back tomorrow. En iyisini sen yapıyorsun Kerim abi. Bir telefonun bir kendin. Karışanın yok, görüşenin yok. Bey gibi. Canın sıkıldı mı aç Londra'yı, İsviçre'yi. Konuş. Yes, yes. Markları şuraya, dolarları buraya. Ne çalışıyorsun şimdi? Çapraz kur. He, çapraz kur. Şu sigaranı bitir hele. Süleyman Bey bekliyor. Kafası bozuk. Kunduracı Cevdet paraya sıkışmış, borç istiyor. Yandı be. Kim bilir ne faiz bindirir şimdi. Ne dese kabul edecek. Eli mahkum. Alacaklısı başında, kurt gibi. Süleyman çıkardı mı senin hesabını? Yo, nerede? Hamum şarolap gidiyor. Ağız kalabalığı. Darılma ama. Sende hiç kafa çalışmıyor. Ulan bu herif çay ocağından götürüyor. Oda başlığından götürüyor, faizden götürüyor. Mal sahibine kaç lira gösteriyor şu odanın kirasını biliyor musun? Kaç? 25.000. Çüş. Ya ne sandın ulan? Senin patronun buhanı soydu soğana çevirdi be. Hesap mı çıkarır adama? Allah bilir sigortaya da sokmamıştır seni. Daha fazla söyleme, vallahi şimdi gidip vuracağım ha. Sana söylüyorum oğlum, mal sahiplerine haber versek bir gün duramaz bu herif anda. Alalım şu çay ocağını. Sermayesi benden, işletmesi senden. Bilmem ki. Ekmek yediğim yere... Hadi oğlum hadi, sen adam olmazsın hadi. Yoksul, iki çay. Cevdet Bey seni soruyor. Ne yapacakmış, borç mu istiyor? Mal karşılığı veririm, öyle yağma yok, kısa vadede. Alacaklısı karşısında duruyor, benden duymuş olma, bastır. Geri koşulları biliyor musun? Ne desen kabul edecek, it gibi sıkışmış, bastır. Ne kadar? 500. Lan sen ne duruyorsun başımda? Ecem C bir hlamur bir çay. Morgül ticarete 5 çay. Konfeksiyona 2 portakal, 6 çay bir orta. Çabuk! Ya bunlara da arazözle çay dayasan içecekler be. Tabii içecekler. Fena mı? Bırak içsinler. Şimdi piyasa serbest aslarım. Gözünü aç. Biliyorum. Liberalizm var. Onlar içecek ki sen kazanasın. Hayvan, sıkışınca para diye inliyorsun ama. Yok canım, onu demek istemedim. Allah bereket versin de... Yoruluyorsun öyle mi? Yorulmadan ekmek yok aslarım.
Bu iş böyle. Paçan sıkmıyorsa yapma. Sana baştan söyledik. Yoksul, hani bir çay getirecektin? Dışarıya servisimiz yok. Burada hiç, giden gelmiyor. Süleyman abi, görüyorsun durumu. Tezgahın başından ayrılamıyoruz ki. Bir bardak peşinde koşturamam ben. Kaşığı gelir, tabağı gelmez. Yok, dışarı servis yok. İyi be, sizin de burnunuz büyüdü. Hep sen alıştırıyorsun bunları. Yoksul! He? Üç çay! Oldu. Duydun mu? Anladık be. Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşterinle? Yoksul! Yoksul! Beş çay! Duydun mu? Geç kaldın hanımefendi, çay demleniyor. Bir dahaki servise. Ne diyorsun lan sen? Daha bundan beş değil, 25 çay çıkar. Sık ulan, biraz sık. Sık şöyle! Şu imar affı çıkarsa seni evlendiririz diyor baba. Güzel hikaye. İnsana piyango çıkacak ki. Amaç beraber olmaz oğlum. Konuşma be. Lotoda para yok. Gelin ortak bir altılı yapalım. Beygirlerle uğraşamam. 15.000 haftalığa kim çalışıyor kız? Söyleyeceğim vallahi. Ben de söyleyeceğim. Hiç değilse mavi kartımızı alsın. Öğlenleri sırf meyve yiyorum moruk. Çok kilo aldım. Domuza döndün lan. Biraz saunaya git. Spor yap. Sen buna bir şey yapıyor musun? İyi parça ha. Ulan sen de amma pişsen parasın ha. Öküz gibi bakıyor. Çevir sen de kafanı. Bunda bir araba var. Çüş! İğrençlik etme lan. Sade kimi? Sade Arda Bey'in. Afiyet olsun. Yoksulu evlendiriyoruz. Sayenizde inşallah. Asıl makine çalışıyor mu? Vallahi şimdiye kadar bir arıza yapmadı. Al bir muz ye, iyi gelir. Bu gece çalışıyoruz be yoksul. Gece mi? Ya bak Arda Bey bir parti sipariş getirdi. Acele yetişecek Araplara. Süleyman Bey'e bir söyle. Süleyman bir şey demez lan. Bütün iş sende bitiyor. Bakarız canım bir kolayına. Nerede kaldın çocuk? Öldüm açlıktan. Süleyman Bey göz açtırmıyor ki. Dışarı çık da azıcık konuşalım. Hemen geliyorum. Hadi yoksul, çay ver de içelim. Bu hafta maça gidelim lan. Ben gidemem. Almanya'dan eniştem geliyor. Bunda da ne bacaklar var abi ha? Yaramaz. Sen ne anlarsın? Hayatında kar yüzüm yok. Kerhane de amma pahalanmış ha. Beklettin mi tatlım? Muz yer misin? Çok faydalı. Yoksul! Bir çay ver be. Kuru kuruya gitmiyor. Sizden de bıktım ha. İki dakika nişanlımla konuşacağım, bir rahat vermiyorsunuz. Siz almıyor musunuz beyefendi? Bana taze getir. Olur, haftaya içersin. Bir cigara ver bakayım. İyi yere dükkan açtık ha. Konuşma lan. Sen de benden beleş bir çay içersin, ödeşirik. Konuşalım diyorsun, gittiğin yerden gelmiyorsun. Niye çıkardın beni buraya? Ben de bıktım vallahi. Konuştun mu Süleyman Bey'le? He, konuştum, tamam. Ne tamam? Veriyor mu paranı? Verecek canım. Sen evlenmene bak aslanım dedi. Para kolay. Laf. Laf olur mu kız? Çok büyük alacağım var ocaktan. Binde 0, bilmem kaç ortağım. Öyleyse bitir bu işi. Beni daha fazla oyalama, tamam mı? Tamam, söz. Bir aya kalmaz nişanı takacağım. Vallahi sen babamı bilmezsin. Bir tepesi atarsa ikimizi de doğrar. Allah korusun. Nişanı takacağım diyorsun. Daha ne bir ev buldun ne de bir eşya aldın. Tutacağım. Haber saldım bizim hemşerilere. Aman aman, ben öyle senin hemşerilerin arasında oturamam. Oturma güzelim. Ben de sana nişan taşında ev tutarım. Bir müzik seti bile almadın bana. Alayım. Senden kıymetli mi? Hemen konuşayım Necmi Bey'le. Eve götüreceğim ama. Götür. Kız iste benden canımı al. Ne konuşuyorsunuz orada? Bu karıdan da kimseye fırsat yok.
bayana. Ne arıyorsun lan sen burada? Servisteyim Süleyman Bey. Eşşoğlaşek. Dalga mı geçiyorum demiyorsun da, ocak orada bomboş duruyor, sen burada lak lak yapıyorsun. Niye dalga geçeyim Süleyman Bey? İş yapıyor burada. Konuşma lan, yürü. Çarpacağım şimdi ağzının ortasına. Çekilin, çaycı geliyor. Pis herif, bir dakika bile nefes aldırmıyor çocuğa. Sallanmayın ula, de haydi. Ne oluyor Mehmet Efendi? Nereye gidiyor bunlar? Dikçi Şevket Bey'e, ihracat var. Anlaşıldı, yine zeferberlik başlıyor. Hayali, abanak, hayali. Ağam, şu benim hesabımı çıkarsan da. Hesabına sıçtırma şimdi. Lan elektronik beyin mi var bende şıppadanak hesabını çıkaracak? Yoksa! Geliyor! Alacağın olsun da bak, kaç saniyede çıkartıyorsun hesabı. Oh, dünya varmış be. Şekerli kimin de efendim? Benim efendim. Buyurun. Delikanlının kolasını getirdin mi? Hiç getirmem mi Necmi Bey? Tam zamanında aldınız. Ay sonunda fiyatlara %15 zam geliyor. Hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim. Aslanım, geliyor. Kaçırma, vur. Heh, vursana lan. Aa, bak. Geliyor, tekrar geliyor. Vur, kaçırma bu sefer. Tamam mı? Rahat dur Orhan. Akşam 8'de sendeyim. Sen yine de gelmeden önce bir telefon et. Ulan 40 yılda bir buz isteriz, getirmezsin be puşt. Hah, Süpermen gibisin be aslanım, getir. Şimdi senden bahsediyordum, bir yoksulumuz var, fırtına gibidir diyordum. Ulan sen de olmasan... hiç çekilmez be, al bakayım şunu. Afiyet olsun. Sinirlendirme ulan, benim başım belaya sokma! Kaldıracaksın bunları buradan, anladın mı o kadar? Dayı mısın sen bu anda ulan? Kıralım bacağını senin valla! Kır hadi, kır! Pis herif, pis herif! Bırakın beni! Ulan git başımdan! Tatil etme beni diyorum sana! Bak söyledim, bizim malımız yok sanki! Biz girip çıkmıyoruz değil mi bu dükkana ha? Adam doğru söylüyor şimdi! Bırakın lan! Çekil lan! Sen ne karışıyorsun ulan? Oh. Yürüyün! Olsa vermez miyim Tevfikciğim? Senin için canım feda bilirsin. Bilmez miyim? Eksik olma Selami. Ne oluyor dışarıda yahu? Kavga var yine. KDV'yi bu ayda gecikmeli diyoruz değil mi Selami Bey? Ne yapalım? Allah bize, biz maliyeye. İnanır mısın kardeşim? Bu herkese söylenmez ama sen benim kardeşimsin. 3 gündür bir düzüne bile kalem satamadık şurada. Bir arzunuz var mı? Bir şey içer miydin Tevfikciğim? Sağ ol. Marka parası rica edeceğim. Daha dün verdik ya. İçiyorsunuz efendim, ben ne yapayım? 6 da marka rica edeceğim. Görüyor musun? Çay parasını dahi ödeyemiyoruz. Allah ziyade etsin. Kına neredeydi Hacı amca? Ha öyle ya. Kavga var. Şevket Bey'in ile Levent Bey kapıştı. Arada biz dayak yedik. Ya Allah ıslah etsin. Birbirlerini yiyorlar. He. Saatçi Orhan Bey de almış karşısına avradı, fiski içiyor. Yanacak tabii eşşoleşek. Bu dünyada böyle kendi nefsine dur diyemeyen öteki dünyada cayır cayır yanacak. Olur,
İkindiden sonra bir tane daha getiririm. Hiç düşünmeyin hanımefendi. Buzdolabının kralını alıyorsunuz. İki ay içinde fiyatlara 3 kere zam geldi efendim. Ama taksitte size bir kolaylık yaparız. İyi. Buyurun beyler, çaylar. Buyurun, çay için. Ah, çok teşekkür ederim efendim. Kaç ayak bu? Senin nene gerek lan. Niye? Biz adam değil miyiz? Kaç paraysa verip alacağım. İçin olasızlar. Biraz da bizden için. Eşek yükünen para kaldırıyorsunuz. İçin. Mahmut Bey bugün 6 çay içmedi. Gel lan. Sen misin bu hanın doğrusu? Kaç çay içtiğinin hesabını yapan var da. Cız. Boş kaldıkça cız anasını satayım. Sen bu ocağın ortağı değil misin yoksa? Binde 0, bilmem kaç. Beğenmedin mi? Sıkışınca para diye inliyorsun ama. Ne sayıyorsun lan boşuna? Sana eksik getirdin diyen mi var? İşte 100 tane kadar. Bu İstanbul'da para kazanacağın, evleneceğim diyorsan... önüne geleni kazıklayacağın aslanım, acımak yok. Bunu Latif Bey'e ver. Şunu cebine alan. Koşulları biliyor. 2. ayın 11'inde verecek ha. Ona göre sıkı sıkı tembih et. Geliyor. Çay geliyor. Aman. Bu memleket davası aslanım, moru değil. Hiçbir firmanın yapamadığı işleri yapıyoruz. Ya Şevket Bey, alacaklın geliyor, saklan. Yapma be. Ben yokum, tamam mı? Şevket yok mu? Gelmedi efendim. Hastaymış. Böğün hiç gelmedi. Gelmedi ha. Ben onu yakalarım elbet. Siz ona söyleyin, kaçmasın böyle. Yoksa fena olacak. Gitti Şevket Bey. Korkma, çık. Geçmiş olsun. Yoksul, bu akşam çalışıyoruz biliyorsun değil mi? Yo. Bırak numarayı şimdi lan. Ben Süleyman'la konuştum. Vallahi bu iş bir tek Süleyman Bey'le konuşmakla bitmez. Seni de göreceğiz lan, söyleme işte. Ha, o başka. Olmuyor ki böyle. Niye? Aldın ya avantanı. Alıyorum ama uykusuzluktan da gebereceğim. Bir bok olmaz sana. Ha, gececiler gittikten sonra her tarafa bir iyice bak. Aman ha, cara falan atarlar. Allah korusun, yukarıda kimyevi madde var. Hiç merak etme. İyi akşamlar. Hadi eyvallah, otobüs kaçırınca ağaç oluyorum. İyi akşamlar. Taksiyle gidiyorsunuz herhalde, sallandığınıza göre. Hadi, hadi, çıkın bakayım. Hadi, işi olmayan çıksın. Han kapanıyor ha! 2 dakika geç kapatsan ne olur lan, ölür müsün? Senin için yarım saatte geç kapatayım abi. Ama sen bu handa ne mikroplar var biliyor musun? Hadi eyvallah. Hadi güle güle canım. İyi akşamlar efendim. Hala okuyor be. Evet, yavaş ol aslanım, ağır mı lan burası? 500 liram var mı yoksul abi? Lan bir akşamda erken çıkın şu andan be. Hadi ya abi. Top oynarsınız, ya tuvalete girersiniz. Sağ ol. Beklesenize lan! Hadi hop! Han kapanıyor ha! Kimse kalmasın içeride! Dur lan, dur, dur, dur! Kusura bakmayın Rahmi Bey, sizi çıktı sandım de. Hapishane mi lan burası? Saat 7 olunca cart kapanır. Bir müşterimizle telefon görüşmesi de yapamayacak mıyız? Ne demek efendim? Olur mu hiç öyle şey? Tabii konuşacaksınız. İcabında sabaha kadar bile konuşursunuz. Ha, bir daha sormadan kaparsam patlatırım gözünü. Çattık be, çattık!
Kenan, şunların altını besleyiver oğlum. Kolay gelsin. Eyvallah. Nereye gidiyor çay? Konfeksiyona. Oraya götürürsün tabii. Leyla var. Size de getiririz aslanım. Parasıyla değil mi? Getir, kuruduk. Olur. Gece yarısı tarifesinden, zamlı. Lee Cooper! Lee Cooper! Lee Cooper! Lee Cooper! Lee Cooper! Kız köçekliğe mi başladı? Doldur bakalım. Paralar peşin. Atın bakayım şuraya. Biz de fazla mesai yapıyoruz. Bu çaylar patronda. O zaman başka. Bizde yok mu? Sana olmaz mı canım? Çok fazla konuşuyorsun lan. Dikkatli konuş oğlum. Karşı gece vakti işin tadını kaçırmayın ha. Sen onları aldırma ana. Çekemiyorlar bir. Azıcık gel de şu çayını içene kadar laflayalım dışarı. Önünde bozuyorsun beni. Sen de ne diye oynuyorsun onların arasında? Ne yapayım? Sıkıntıdan. Vakit geçmiyor ki. Kıyamam sana kız. Gelme üstüme, istemiyorum. Buzdolabı alacağım sana. 10.5 ayak hem de. Faik Bey'le konuştum. Müzik seti alıyordun hani, ne oldu? Yalancı. Hiç yalan olur mu kız? Ne istersen alacağım. Yapma, görecekler. Görsünler. Onların yemediği bok kalmıyor da bizimkisi mi ayıp? Bak ne diyeceğim. Söyle canımın içi, söyle bir tane. Bana biraz para verebilir misin? Emrin olur, ne kadar? 50.000. Olur. Yalnız hemen veremem. İstersen hiç verme. Bırak, bırak diyorum, rezil olacağız. Sonra görüşürüz, bye bye. Olmuyor ki, hep böyle yapıyorsun. Biraz ucundan tattırıp bye bye. Yoksul, yoksul! Nerede bu be? Yoksul! Bak duruyor mu eşek herif? Yoksul! Evet. 3 çay. Bir kahve. Patladınız mı? He. 2 dakika duramazlar. Burada mühim bir iş yapılıyor işte. 10'la gel bu Ali Karı. Öyle para yok. Yerine veririm, haftaya falan dinleme. Tamam mı? Tamam. Parası yoksa canını alacak değilim ya. Ne ulan bu? Utanmıyor musunuz? Su parasını yeni ödedik. Bakmasak düpedüz kazıklayacaksınız bize. Bana kızma Rahmi Bey. Ben aracıyım. Götür vir dedi, getirdim. Söyle o uyanık patronuna kendi gelsin alsın. Bir kuruş vermem. Söylerim. Alo. Senin patronun aylıklardan ne vuruyor biliyor musun? Nereden bileceğim? Ayda 2.000.000. Yapma be Kerim abi. Ya ne sandın? Sana söylüyorum oğlum. Mal sahiplerine bir duyursak. Beni karıştırma ama sen duyur. Ne korkuyorsun bu heriften bu kadar ulan? Vicdansıza sen de vicdansız olacaksın. Doğru diyorsun. Uyutuyor beni. Hesabımı çıkaracak da sözde bir şeyler alacağım. Çok beklersin. İstemesini bileceksin oğlum. Daha nasıl isteyeceğim? Sen şimdi git Süleyman'a. Kiracılar kazan kaldırdı, senin için çok kötü konuşuyorlardı. Arada ben olmasam hemen mahkemeye verecekler seni de. Bak o zaman nasıl veriyor istediğin parayı. Dinsizin hakkından imansız gelir. Söylemezsem adam değilim. Hepsi bu kadar mı? Vermiyorlar, ne yapayım? Zorundan mı alacağım? He, ben de para istiyorum. Ne parasıymış o?
müzik seti alacağım. Küfrettirme bana mübarek günde şimdi. Tövbe tövbe. Bir müzik setin eksikti. Vallahi bilmem. Kiracılardan büyük şikayet var ona göre. Neymiş şikayetleri? Süleyman Bey'e söyle, ayağını denk alsın diyorlar. Arada ben olmasam mahkemeye gideceklermiş. Bıçımı yesinler. Sen ne dedin? Ben de aynen öyle dedim. Benim patronum kimsenin bir kuruşunu yemez dedim. Aferin. Kim söylüyor bunları? Oo, kim söylemiyor ki? Rahmi Bey, Şevket Bey, ondan sonracığıma Kerim Bey. Asıl çıban başı o. Bak ben de nasıl tahliye ettireceğim onu bu handan. Başka bir laf duydun mu? Yo valla. Duysam sana söylemem mi? Aferin. Git Faik Bey'e, paraya lüzum yok. Benden selam söyle. Müzik setimi ne boksa al. Allah razı olsun. Aslanım, sen benim yanımda ol. Benim sözümden çıkma, istediğini alırım. Hiç çıktın mı Süleyman Bey? Ne dedin de yapmadım. Hadi işine. Konfeksiyon oğlum çay. Mahmut Bey'e iki kola. Necmi Beylere iki orta. Çabuk ol. Evin önü garantide 300.000 markımız var ya. Tamam. Çekin onu, altına yatırın. Aa, Şefik bir dakika. Tamam, hesap doğru. Hadi öperim canım. Sen haklıymışsın. Alıyor müzik setini. Gördün mü eşek sıpası, bizi dinle biraz. Söylüyorum sana, vereyim ocağın hava parasını, sen çalıştır. 50-50. Bunu bir düşüneyim. Düşün, düşün. 50-50. Çay! Bunları da giyen avratlar var deme. Sana bir sürprizim var. Müzik seti mi abi? Hani nerede? Şimdi vermem. Akşama. Doğru evine götür. Burada açarsın, bozar bunlar. Yakında zengin olacağım. Bir iş var. Daha karar veremedim. 50-50. Hadi yoksul. Oyalama kızı, işimiz var. Aman yedik kızını. Akşama görüşürüz. Bay. Açmıyorlar değil mi? İçeride namus. O kaltakla içeride. Bastıracağım ikisini de. Mahmut aç kapıyı, aç diyorum sana, aç, aç, aç. Kır şu kapıyı, kır, kır. İçeride namussuz, fuhuş yapıyorlar. Yapma hanımefendi, içeride olsa açmaz mı? Açmaz. Niye yüzde açacak? Verdiçerim seni. Kaçma! Kaçma, buraya gelme! Gel buraya, kaçma! Kaçma! Seni orospu seni, utandın şimdi ha! Çık, çık dışarı diyorum sana, çık! Çık bakayım oradan orospu! Hapse attıracağım seni! Ne yapıyordunuz kocanlara, ne yapıyordunuz? Ne yapıyordunuz? Söyle! Ne yapıyordunuz? Hesaplara bakıyorduk efendim! Çık, çık, gösteririm sana yalancı! Ben çağırdım hanımefendi, hesap yapıyorlardı! Allah hepinizi kahretsin, erkek değil misiniz? Gitti be! Çık, çık dışarı, çık diyorum sana orospu! İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar yoksa. Güle güle. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Aa canım. Beni mi bekliyordun? He, ağaç oldum burada. Ver şunu gideyim hadi. Ben de seninle geleceğim. Saçmalama canım, nereye geliyorsun? Biraz hava alsak yürüsek ne olur? Olmaz hayatım, babam beni öldürür. Hemen gitmem lazım.
Sen evdeki havaları bilmiyorsun. Başka zaman, bye bye. Sağ ol, buyur. Afiyet olsun. Sağ ol. Günaydın. Günaydın. Buyur Kerim abi. Afiyet olsun. Ben yedim. Sen doldur bakalım bir avanta. Çay da içelim. Emrin olur. Sana söyleyeceklerim var. Yukarı gel. Hemen geliyorum. No. The dollar showed little change yesterday, but today's trade figures show an increased downward pressure on US dollars, yes? Yes, okay. Yes, the dollar closed at 1.9460 Deutschmark from 1.9425 on Monday. Against the Swiss franc, it finished at 1.6255 from 1.6230. Yes, yes, okay. Thank you, bye bye. Büyük adamsın be Kerim abi. Vallahi helal olsun. Bir telefon çırp pıt, okey, iş bitti. Hayrola, yeni bir projem var herhalde. Dün bir avukat arkadaşla görüştüm. Belgeleri verirseniz Süleyman'ı 3 gün içinde attırırım Handan dedi. Bak bu işin şakası yok. Ne diyorsun? Bilmem ki. 3 kuruş aldın yine yumuşadın değil mi? Yo, vallahi ondan değil. Bir düşüneyim. Ne var bunda düşünecek oğlum? Patron olacaksın, istemez misin? İstemem mi? Neyim eksik benim Süleyman Bey'de? Selam aleyküm. Aleyküm selam. Daha dur la, sallanma! Sallanma la! Nerede bu it? Az önce buradaydı. Yine ihracat mı var? He, bir daha gideyim. Geçsin bakalım. Memlekette kör tuttu neye diyor. Neredesin lan sen? Kerim Bey'in çayını götürmüştüm. Beleşçi pezevenk. Ne zamandan beri müşterilere özel muamele yapılıyor bu handa? Yoksun! Evet! 3 çay 200 lir! Geç şimdi başına. Seninle sonra konuşacağım. Bu Cevdet getirmedi parayı. Getirir. Borcuna sadıktır o. İnşallah. Yoksun, neredesin lan? Çabuk bana bir Malbora, bir de soda. Duydun mu lan? Duydum, geliyor. Bu Rahmi Bey de akşamları küp gibi içiyor, sabahları midesi tutuyor. Çok konuşma lan. Ne istiyorsa götüreceğin o kadar. Sana fikrini soran oldu mu? Elbet bizim de fikrimizin sorulacağı gün gelecek. Teşekkür ederiz efendim. Sağ ol. İyi günlere, güle güle. İyi işler. Buyurun Orhan Bey, çayınız. Leyla'nın saati hazır. Ne zaman alacaksın aslanım? Birkaç gün idare et. Paraya sıkışığım da müzik seti aldım. Alıştırma lan. Karı kısmına bu kadar para yedirilmez. Yo, bak darılırım vallahi. O benim nişanlım. Dalga geçirtmem. Kız sen giyer misin böyle bir şey? Kocam isterse giyerim vallahi. Eniştem geçenlerde siyah bir çorap almış ablama. Yatakta giy bunu demiş. Çay. Günaydın. Günaydın canım. Sana anlatacaklarım var. Şimdi olmaz ama. Yakında zengin olacağım. Aman, ben de bir şey söyleyeceksin sandım. Çok duyduk bunları. İnanma sen.
Vallahi Cevdet Bey, bu deri yaramaz. Bak, söylemedin deme. Sonra müşteri çevirirse, hepimize yıkım olur. Müşteri artık işin sağlamlığında değil ki. Ben söyleyeyim de. Hayırlı işler. Eyvallah. Ulan yoksul, bir kere de soğutmadan getir şu çayı be. Getireceğim de çok lafa tutuyorlar Cevdet Bey. Ulan bırak, gittiğin yerden çıkmıyorsun ki. Ya bu yoksulun Allah cezasını versin. Ne yapsa kimseye yaranamıyor. Süleyman beni sordu mu? Ha, kurban olayım söyletme şunu. Gelir gelmez sordu. Ulan olsa konuşturur mu o davarı? Bilmem mi Cevdet Bey? Olsa konuşturur mu o da... Süleyman Bey'i? Tüh, Allah kahretsin sizi be! Evet! Aa, evet. Teşekkür ederim. Birden sesinizi alamadım da. Mal geldi de. Evet, dinliyorum. Anladım, anladım. Efendim? Olur mu öyle şey ya? Gazı kaçmasın. Olmaz! Bir yıllık senedi ben ne yapayım ya? İnsaf ya! Gazı kaçacak. Ne münasebet efendim? Sadaka mı veriyorsunuz? Allah Allah! Daha ne kolaylık göstereceğiz be! Çıldırtmayın kardeşim be insanı! Gazı kaçacak Rahmi Bey. Çıldırtmayın be insanı! Gazı kaçacak dedim. Sen ne diyorsun lan? Ha? Hiç, sen ne diyorsun lan? Sen... Ha? Amanın dur! Ne oluyor Rahmi Bey? Alo. Fenalık Rahmi mı geldi? Rahmi Bey, beni duyuyor musun? Konuşamıyor. Alo. Alo, aman Rahmi konuşma. Alo. Yüreğin mi daralıyor Rahmi Bey? Alo. Rahmi Bey. Alo. Alo. Şimdi konuşamaz. Ölüyor. Az sonra arayın. Aman kurban olayım Rahmi Bey ölme. Koşun ümmeti Müslüman, Rahmi Bey ölüyor. Duymadılar. Duyarlar mı hiç? Nasıl oldun Rahmi Bey? Daha iyi misin? Eyvah lan bu gidici. Kalk Rahmi Bey, kalk. Mal geldi. Bok vardı müşteriyle kapışacak. Şu ölümlü dünyada paranın içine gideyim. Bak gidiyorsun. Aman ölme. Ölme benden bilirler. Yahu kimse yok mu bu handa? Yetişin Rahmi Bey ölüyor. Kurtaracağım seni. Az dişini sık. Hayat öpücüğü. Öpeceğim kusura bakma. Başka çare kalmadı. Aman yavaş ha. Sıkı tutun. Kaldırın be. Sıkı tutun şunu. Adam beyin sarsıntısından gidecek. Kaldır. Kaldır, kaldır. Geliyor. Çık lan dışarı. İçine mi düştün? Bu kaçıncı tuvalet? İshal olmuşum Süleyman Bey. Kim bilir neydin? Boğazın durmuyor ki. Dün kokoreç yemiştim ama. Belli. Çık hadi, müşteri bekliyor. Sallanma lan! Olur. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Deyyus. Vakit geçirecek yer arıyor. Orhan Bey'e biraz şekerli, Selami Beylere 3 çay, Cemil Beylere 8 çay, bir ıhlamur. Bundan sonra saat tutacağım. 3 dakikada çıktın indin ne hala? Ne? İşine gelirse kronometreyle. Bedava çalışmıyorum burada. Recai'yle mi iş yaptıracağız? Adam mı yok? İt gibi kıvranıyor bir sürü başıboş. Kıvranıyor ama hiçbiri benim yaptığımı yapamaz. Astır lan. Fırtına gibi hepsi de. İyi. Dene o zaman. Bana bak. Senin çok dilin uzadı. Ayağını denk al. Ben biliyorum sana kimin akıl verdiğini. O pezevenk fazla konuşmasın, çekerim bir protesto atarım andan. Koca odada 25.000'e oturuyor. İşini biliyor. Bu avanağı da dolduruşa getiriyor. Hiçbir yere takılmadan 3 dakikada gidip geleceksin, tamam mı? Tamam. 1, 2, 3 fırla! Çay! Değmesin! Tavulun uçan çaycı geliyor. Yoldan çekilin, müsaade edin beyler, rekor kıracağım.
Aman çekilin, Süleyman Bey dronometre tutuyor. Çekil! Uçan çaycı geldi. Cale Hanım'a bir Coca-Cola getir. Olur, konuşturmayın beni, kilometre doluyor vallahi. Açılınca çaycı geldi. Yoksul bir şey. Hemen geliyor anlaşıldı. Ne koşturuyorsun çocuk? Acık dur bir nefes al. İmkansız. Süleyman Bey beni aşağıda bekliyor. Ne oldu benim yüz görümlüğü? Ismarladım. Haftaya alacağım. Konuşturma beni şimdi. Sallanma lan, sallanma! 3 dakika doluyor. Savunun, savunun. 3 dakikayı geçmemeli. Çekil bak. Daha ne yapayım? Uçayım mı? Uçman lazım, uçman! 3 dakika 18 saniye! Ne? Rekoru kıramadın mı? Rekoru kıramadın ama her bir şeyi kırdın, eşşoğlaşak! Kalk! Kalk lan, kalk! Yoksun, bırak numarayı! Üçey! Tamam, geliyor! Buradan 5 dakika ayrılırsan haberim olacak. Nereye gittiğini ben bileceğim. Çay! Girebilir miyim efendim? Gir! Hayırlı olsun yenge. Sen yanmışsın Mahmut Bey. Sen iş adamısın da biz neciyiz lan burada? Kurban olayım Şevket abi. Konuşma lan, hasta etme adamı. Vururum namusunu. Bırakın beni diyorum, bırakın. Ay, değmez, yapma. Bırak ulan, kurt gel ulan, gel sıkıysa gel! Az müsaade edin! Ulan, müsaade edin bakayım! Bırakın lan beni! Ulan, ben... Bana ne vuruyor Şevket Bey? Önüne gelen bana vuruyor be! Kaldırmayacağım onları oradan! Kaldır dedim ulan sana! Kaldırmayacağım! Başım belaya sokma lan! Ulan bu han senin babanın tabutu ulan! Adam diye bunlar ya! Ulan bu hanı bulmalı, madden soru var anladın mı? Beyin neylerim, Allah canım atsın! Sebebi attırıyorum! Geç ulan ya! Aman işinize bakın, kudurmuşlar! Sakın karışmayın! Vallahi sizi de döverler! Gözleri dönmüş bunların. Hayvan herifler. Kız içeri gel. Bir şey vereceğim sana. Konuşma lan! Konuşma adamına! Artık evlenelim yoksul. Kız ben istemiyor mu sanıyorsun? Vallahi şorama tak dedi. Çek beni bu hayattan. Çekeceğim. Az daha dişini sık. Yoğurt makinesi de alacak mısın yoksa? Alacağım tabii. Evimizde her bir şey otomatik olacak. Çalıştırır mıyım yavrum seni? Yapma. Yapma diyorum. Biri gelir. Ne? Hadi işine git sen. Hadi. Of. Yaktın beni kız, yaktın. İş mi düşünürüm şimdi ben? Gel lan buraya! İşi gücü bıraktın, yukarıda kavga seyrediyorsun öyle mi? Yo! Sus, yalan konuşma! Ah! Ne vuruyorsun Süleyman Bey? Ne vurmayacağım, gebertirim bile! Bak şu şaydanlığı haline! Ne yapayım, yandıysa yandı. Canımdan daha kıymetli değil ya. Bir çaydanlık için vurman mı lazım? Vururum! Vuramazsın, ben senin babanın uşağı değilim.
Lan bak laflarına dikkat et. Böyle kadar dikkat ettim de ne oldu? Etmiyorum. Ne yapacaksın? Döveceksin mi? Senin dilin çok uzadı. Uzar, uzattırıyor. Ne var lan? Bir çay. Çay yok, bok için. Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşterine? İstediğim gibi konuşurum. Geç işini başına. Geçmiyorum. Ben bu koşullar altında çalışamam. Ne varmış koşullarda? Sigortamız yok. Eskeri ücrete talim. Ayakçı mıyız? Gece bekçisi miyiz belli de. Ortaksın ama hissen ne oluyor? Binde sıfır virgül bilmem kaç. Yok ben çalışmıyorum. Kes benim hesabımı. Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun? Çalışmayacağım artık. Sıkıldım. İşi kanunsuz bırakıyorsun ha. Cezasını biliyor musun? Polis çağırırım. Çağır. Senin şu avukatı çağır Kerim abi. Bitti bu iş. Kararımı verdim. Kovuldun mu? Ben bıraktım. Tepem attı. Pis herif dövmeye kalktı. Polis çağıracağım diyor. İşi kanunsuz mu bırakmış oluyorum şimdi be? Sen şimdi işi bırakma. Aleyhimize olur. Bir süre daha devam et. Süleyman bir şeyden şüphelenmemeli. Eline mahkeme celbi gelene kadar uyutmamız lazım. Hmm. Şimdi seninle bir protokol yapalım. Ne? Centilmen anlaşması oğlum. Ortak olmuyor muyuz? Protokol. Olacağız Allah'ın izniyle. İşin kanuni yanını ben bilmem. Sen bana gerisini anlat. Bundan sonra ocağın sahibi benim. Biz necik? İşletmecisi. Oda başılığını da sen yapacaksın. %20 hisse senin. Az mı? Az oluyor Kerim abi. Her işi ben yapacağım. Böyledir oğlum bu işler. Sermayeyi koyan kazanır. Hadi %25 olsun. Her bir şey kanuni olacak değil mi Kerim abi? Tabii ulan. Şirket kuruyoruz. Yalnız sakın ha, kimsenin kulağına gitmesin bu iş. Yok abi, deli misin? Ver elini bakalım ortak. Sen şunu %33 yapsan, üçün biri, he? Yoksun! 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 Ne var? Bize 5 çay! Anladık, 50 tane kolumuz yok ya, geliyor. Hoş geldin Rahmi Bey. Hoş bulduk. Ölümden döndük be yoksul. Ya, geçmiş olsun. Malbron var mı, alayım mı? Yok ulan, doktor yasak etti. İçki de yok tabii. O da yok. Ya, bu da hayat mı? Sana ne getireyim Rahmi Bey? Bir ıhlamur. Vah vah, yakında ölür. Neredesin kız? Seni sorup duruyorlar. Aman, patlasınlar. Neyimi soruyorlarmış benim? Bu kız hasta mı, öldü mü, kaldı mı demezler de. Bu ne koku kız? Ne kokusu olacak canım? Basbayağı koku işte. Saçlar da değişmiş. Sende bir havalar var ama hayırlısı. Fena mı olmuş? Yok canım, çok yakışmış. Sana bir haberim var. Ayın 15'inde babana geleceğim. Anlamadım. Kız bunda anlaşılmayacak ne var? Resmen nişanlanacağız işte. Bu burada mı söylenir? Nerede söyleyeceğim? Sonra konuşuruz. Lafa tutma şimdi beni. Kovulacağım valla. Hadi bay bay. Sana da. Aha, altın gene fırlamış. Tam nişan takacağım zamanı buldu. Sen onu düşünüyorsun oğlum. Parayı furan furdu. Yoksul bir çay getir de içelim. Dışarıya çay yok. Giden bardak gelmiyor. Kamile vermişsin ama. Bundan sonra böyle. Kesin karar alındı. Hiç kimseye yok. İyi lan, anladım. Tebrik ederim. Böyle konuşacaksın işte. Mal sahibi gibi. Çaylar biraz açık değil mi? Koyu içiyorlar da ne oluyor? Bundan sonra böyle. Bir demlikten 40 çay. Şekerler de bire miyim bir? Yarımlar boşuna. Ziyanlık.
Aferin lan. Yavaş yavaş tam istediğim adam oluyorsun. Sen biraz daha bekle, göreceksin adamın ne oluyor. Bu Murat'ın eti de acayip be abi. Biz şimdi Bebek'te bir kebapçı keşfettik. Nasıl biliyor musun? Herifin beytisinden bir oturuşta 10 porsiyon götürürsün. Müşteri geldi. Bırakın onlar bakınırlar. Müsaadenizle. Afiyet olsun. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Buyur, kaynana diyormuş. Daha kaynanamızın yüzünü göremedik çok şükür. Ama ayın 15'inde nişanım var. Yok ya, ne oldu oğlum, hayrola? Piyangodan para mı çıktı? Onda para var. Bu dolap 240.000 lira değil mi? Hayır efendim, 265.000. Aa, ne zaman 265 oldu? Bugün. Tüh, bak gördün mü, geçen gün almadık da kaçırdık. Tüh, ben de kaçırdım. Eline sağlık Şinasi Bey. Mal sahiplerinden vekaletnamesini alamadığımız bir tek Macit Bey kaldı. Ona da telefon edildi. Yarın sabah geliyor. Davada başka hiçbir pürüz kalmadı. Ne zaman açıyorsun davayı? Yarın, en geç öbür gün. Mahkeme uzun sürmez değil mi? Sanmam. Bir celsede verir kararı. Hı. Deliller yeterli çünkü. Adam mal sahiplerini açıkça dolandırmış. Güzel. Bana müsaade. 14 adede olmam gerek. Müsaade sizin. Allah aşkına rahatsız olmayın. Rica ederim. Ne demek? İyi günler. İyi günler. Şimdi senin önden avukat gitti ortak. Yapma be. Ne diyor? Akşama sabaha bu iş olur diyor. Aman olsun. Ayın 15'inde nişanlanacağım. Yoksul koçum. Nescafe mi içeceksin? Tabii, patron adam Nescafe içer. Buyurun Naciye Hanım. Ayın 15'inde nişanlanıyorum. Öf, çok dinledik. Bu sefer hakikat. Bir yerden para vurdun anlaşılan. Biz de hep böyle kalacak değiliz elbet. Ya şöyle olmuş. Domuz gibi yiyor, patlar inşallah. Fazla mesaileri unutur ama bir saat geç kalınca demediğini de bırakmaz. Afiyet olsun, çay. Bir tane bana aç. Derhal. Su getirdin mi? Bu ön ne isterseniz anında gelecek. Senden mi içiyoruz yoksa? İçin, fark etmez. Benden olsun. Nişanımızın şerefine. Öyle mi? Daha söylemedin mi bunlara kız? Vakit mi var çocuk? Ne zaman kız? Ayın 15'inde. Biz de davetli miyiz? Başımla beraber. Helal olsun yoksul, sen yırttın. Darısı başınıza. Amin! Düğün salonu mu tutacaksınız? Bilmem, daha konuşmadık. Onu da tutarız. Yoksul, bana bir az şekerli kahve. Yoksul, bir dakika, sana bir şey söyleyeceğim. Ev sahibi bizi evden çıkarıyor, biliyor musun? Yapma be! Paran var mı? Ne kadar? 150.000. Bir ev buldu babam, 3 aylık peşin istiyorlar. Bende o kadar yok. Ama bulurum. Yaşa! Bugün verebilir misin? Akşama ocağa gel. Benim her yerde adamım var. Ama neden? Delikanlılık yapıyoruz. Bir memur sıkışmış geliyor, Şevket abi, tak, söyletmeden. Göreceksin, görmeden bir yere gelemezsin bu memlekette. Adam icabında müsteşar. Şevket bey diyor, çocuk Viyana'ya gidecek. Tak, bu sevap değil mi şimdi? Ha, onu söylüyorum. Şu Levent denen zibidiye bak. Herif kendini bir şey sanıyor. Ulan sen kimsin? Bir kere adam olsan borcun olmaz kimseye. Dava o değil de bir gün elimde kalacak. Kes lan! Kaçma! Kaçma, gebertirim! Dur abi, ne yapıyorsun? İndir şunu, kurban olayım. Şeytan doldurur vallahi. Çık lan dışarı erkeksen, geberteceğim seni! Caferciğim, hayatım, çocuk olma. Senin Caferciğinin de, ananın da! Ah! Kurban olayım, kıyma bana. Ayın 15'inde nişanlanıyorum vallahi.
Caferciğim bir tanem. Bak bu yaptığın çok ayıp. Ayıp ha? Al ulan al! Oh! Dur! Ne yapıyorsun? Dur! Bırakın! Bırakın beni! Geberteceğim bu pezevengi! Gördünüz değil mi? Gördünüz! Öldürecekti beni! Hepiniz şahitsiniz değil mi? Ben gördüm. Sen karışma oğlum! Mahkemeyle mi uğraşacağız bir daha? Ocak ne olacak? Sok şunu cebine, kimse görmesin. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım yoksul. Büyütme bu kadar canım. Ne yaptım ki? Biz artık bir sayılırık. Öyle tabii. Her ne kadar tanışmıyorsak da kıymetli kayınpederimin ellerinden öp. Ona de ki para için canını sıkmasın. Canım benim. Bu kadar mı kız? Bir de şuradan öp. Hoşça kal. Güle güle. Cumbulu cumbulu aslanım aslan. Al bakalım. Allah bozmasın, maşallah var son günlerde. Fırtına vallahi. Kendi malı gibi çalışıyor ocakta. Yoksul! Buyur. Üç çay bir orta. Hemen geliyor. Gayrı evlenmeyi hak etti canım. Kahveniz. Yoksul, niye gelmedi bu Leyla? Vallahi ben de merak ettim. Başka bir iş mi buldu acaba? Hiç sanmam. Öyle bir şey olsa bana söylerdi. Zaten son zamanlarda hiç beğenmiyordum halini. Ne vardı halinde? Bak oğlum, sen bu işi çok ciddiye aldın. Nişanlım nişanlım diyorsun, sesimizi çıkartmıyoruz. Ama bu kız yaramaz. Niye böyle konuşuyorsun Cemil Bey? Bir gün gelmedi diye harcıyorsun kızı. Belki mühim bir işi çıkmıştır. Ne bir günü lan? Enayi, farkında değil misin? Her gün ya bir akrabası ölüyor, ya teyzesi felç geçiriyor. Atölyede çarpmadığı insan kalmadı. Benim nişanlım öyle şey yapmaz. Bana inanmıyorsan onlara sor. Ne soracağım? Hasetlerinden çatlıyorlar. İftira. Gelir benim nişanlım. Haber vermeden bir yere gitmez. Kıskanç kancıklar. Kendileri evlenemiyorlar, ona buna bok atıyorlar. İşçi mi yok memlekette? Koyarım kapıya bir ilan, bin kişi koşar. Koşar ama Leyla gibisini de zor bulursun. Moruk kızıyorsun ama doğru söylüyor patron. Neyi doğru söylüyor lan? Zaten kafam bozuk. Bir daha hayatta buraya gelmez o. Nereden biliyorsun? Dün kızlardan beşer onar götürmüş. Babamı işten çıkardılar demiş. Yapma be. Süleyman abi. He. Tebligatım var. Hayırdır? Mal sahibinden galiba. Eyvallah. Süleyman Bey, konfeksiyondakiler şey diyor. Hepsinin Allah belasını versin. Leyla kaçtı diyorlar. Ne Leyla'sı şimdi lan? Bu ne biliyor musun? Mahvolduk. Masraflarım hakkına veriyor beni. Versinler ne olacak? İş bildiğin gibi değil. Bir kazanırlarsa ocak da gider, o da başılığı da. Ha, şu mesele. Ha ya, kafasız. Bunun ucu sana da dokanır. Mahvolduk. Ocağın başından ayrılma. İcra micra gelebilir. Beni sorarlarsa nereye gittiğini bilmiyorum de. Ben bir avukata gideyim, tamam mı? Tamam. Burayı hiç merak etme.
Kerim abi, Kerim abi. Ne oldu? Süleyman Bey mahkeme kağıdını aldı. Gözün aydın ortak, bitti bu iş. Aşağıda mı şimdi? Yo, avukata gitti. Tutuştu tabii pezevenk. Celbe alınca ne yaptı? Mahvoldum dedi. Mahvoldu tabii. Kerim abi, bak sana ne diyeceğim. Söyle ortak. Leyla gelmedi. Gelmesin ne olur? Şöyle böyle diyorlar. Dolandırmış arkadaşlarını. Dün senden 150.000 borç almıştım ya. Ona vermiştim. Gitti o para. Sen de mi öyle diyorsun Kerim abi? Yapma, daha neler gitti biliyor musun? Boş ver. Patronsun artık. Böyle şeyler sana koymaz. Adam gibi evlendiririz seni. Şimdi git ocağın başına, sahibi olarak sıva kolları. Baş üstüne. Artık başına yok oğlum. Patronsun. Öyle ya. Belki de gelmiştir değil mi Kerim abi? Gelmedi mi? Boşuna bekleme, gelmeyecekmiş artık. Kim söyledi? Haber geldi. Bir herif de kaçmış. Bir herif de mi? Eniştemiz müteahhitmiş. Kahveci! Hop, buraya bak usta! Ya neydi bu yeni gelen çaycının adı ya? Kahveci! Çaycı! Neredesin lan? Kaç saat oldu, ılamın istedik! Çaycı! Bize 5 çay! Neydi senin adın? Çaycı! Çaycı neredesin lan? Duymuyor mu aslanım? Müşteri kıçını yırtıyor. Çık bir geliyor de. Peki abi. Öst, abi yok. Duymayacağım bir daha. Patron diyecek. Peki patron. Ha şöyle. Müşteriye bak. Güzel konuş ha. Öyle tamam anladık filan yok. Buyurun efendim. Nerede lan bizim ulamur? Bize 5 çay. Baş üstüne efendim, hemen geliyor. Aferin. Hep böyle konuşacaksın işte. Baş üstüne emriniz olur derhal. Müşteri veli nimetin seni. Hadi sallanma, acele et. Ne haber patron? İş sırasında labale olmak. Ay yerim şimdi seni valla. Patronluk da pek yakıştı. Yoksul, benimle nişanlanır mısın? Git kız işine. Belki bana da saat kolye falan alırsın. O bir kere olur. İstanbul'da aklı başında olan erkek evlenir mi be? Canım. Dur bakayım dur. Ne oluyor aslanım? Bu ne bolluk? Kaç şeker koyuyorsun böyle? Müşteri öyle istiyor patron. Müşteri ister, sen ona bakma. Maksat israf olsun. Zarar ettirsin de bize. Bundan sonra hepsine tek şeker. Devir, ekonomi devri aslanım. Gözünü dört aç. Baş üstüne patron. Biz senden kaybediyorsun oğlum. Günah değil mi? Bak, binde sıfır virgül bilmem kaçından ortak ettik seni ocağa. Hadi bakayım. Koş fırtına gibi. Saat tutacağım. En üst kata çıkıp inmem bir dakikayı geçmesin. Tamam mı? Tamam patron. Bir, iki, üç. Fırla! Çaylar geliyor! Aferin. Adam olacak bu çocuk. Pek kafası çalışmıyor. Biraz ekonomiden anlasa...
Alkışlayan var da teşekkür ediyor. Mızrak gibi tutma şu sazını aslanım. Yavaş bir yerimize girecek. Ulan bunun kaseti de satıyor ya şu memlekette. Sana şu bokları saçıma dökme demedim mi lan? Geçmiş olsun. Bırak be Şerif abi. Müşterinin hali ne böyle? Müşteri her zamanki müşteri de hanımefendi. Sen dökülüyorsun. Yok canım. Hafta arası düt düt. Uyuma, televizyonda maç var. Züğür tesellisi. Asıl sen uyuma. Tosun pavyon ağzına kadar dolu. Bir sigara versene düt düt. Rıfat, yazıyorum ha. Bu üç etti. Otlama lan! Usta, çıkar bakalım bizim şu zuladaki rakıyı. Sen de buzluk gibi taksit taksit içiyorsun ha. Demlene demlene derler ona. Neyse işte, götür. Bu bok da böyle içilmez ki. Burnumdan geldi be. Sen benim yeni bestemi dinlemedin değil mi? Bomba bu, bomba. Sen de her akşam bir beste yapıyorsun. Dertlenmesen, dert etme kendine ye. Dert katma dertlerime. Dertlerim bitmez. Nasıl ama usta? Ya git, herkesin derdi zaten başından açmış. Dert, dert. Hiç anlamıyorsun sen bu işten be. Anlamam. Anla, niye anlamıyorsun?
Aç kulağını, odun gibi adamsın, yontul biraz. Ne oldu bizim sade kahveci? Geliyor, geliyor. Nereye geliyor oğlum? Bir saat oldu söyleyeli. Herif masada uyuyor. Necip Bey geldi mi acaba Celal abi? Bilmem, gelmiş olması lazım. Odasında yok mu? Az önce baktım yoktu ama yine bakayım. Amma düştüm be pehlivan. O maç %100 berabere. Bas. O kadar. Hadi hayırlı olsun. Bu hafta bunu tek başına tutturan milyarı götürdü. Patron içeride mi? Ne vardı? Bir şey görüşecektim. Misafiri var yanında, giremezsin. O karı mı? Sarsma. Ya bu olmadı şimdi be. Çok önemli bir işim vardı. Paraya sıkışmış tüt tüt. Program bitti mi? Yeni başlıyor, buyurun. Gel biraz oturalım. Paltonuzu alalım. Salona paltoyla girilmez beyler. Değerli misafirlerimiz, şimdi de huzurumuzda Vedat Feryal Kalp, o beyanı Can Can! Neredesin? Necip Bey'e çıktım. Az önce buradaydı. Seni sordu. Beni mi? İş böyle giderse fena Rıfat. Vallahi kimsede para yok. Öyle. Selamünaleyküm. Bir sabah da şu ekmeği bizden sonra al be adam. Yakıyor mu, dikkat et. Dört tane de bana ver. Dertlenme sen, dert etme kendine, dert katma dertlerime,
dertlerim bitmez. Derdin mi çok çok, derdin mi yok yok. Derdin mi çok çok, derdin mi yok yok. Dert arama kendine, dertlenme sen. Ah, dert arama kendine, dertlenme sen. Nasıl Rıfat? Çok güzel, bu yeni mi? Yeni olmasa sana ne diye okuyayım? Dinleyen çarpılıyor. Kaset yapacağım bunu. Satar. Satar da ne demek? Ekmek peynir gibi gider be. Bu milleti ağlatacaksın. Ne bok yiyeceğimi şaşırdım. Bu sefer iş ciddi. Kaynım evi müteahhite verdi. Bir aya kadar yıkacaklar. Herif bizim evin üstüne 3 kat çıkacakmış. Gözü doymuyor ki Osman Efendi'nin. Kendine bir ev bul çık, kolaydı. 2 odalı konduya 100.000 lira istiyorlar. Kolay gelsin Hüseyin. Eyvallah. Hayırlı sabahlar. Sağ olasın. Bir ev var ama 3 aylık peşin istiyorlar. Necip Bey'den borç istedim, vermedi. O da ağlıyor. Günaydın yenge. Günaydın. Erkencisin maşallah. Öyle oldu. Kızından haber var mı? En son Adana'da dediler. Pavyona düşmüş. Lafını bil de konuş Cabbar Efendi ha. Biz de pavyonda çalışıyoruz. Kağıtçılar kralı geliyor. Merhaba Nazif. Merhaba. 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 Ben işe size ver ha? Ya Nazif, sen bu çöp işinden sahiden para kazanıyor musun? Vallahi düt düt, geçinip gidiyoruz işte. Üf, bayağı sıcakmış ekmeğin ha. Yavaş be, evdekiler ne yiyecek? Hayırlı işler. Eyvallah. Ne haber Gülsüm? Hiç ne olacak, haberler sende. Yorgunluk. Sabaha kadar öttürdük, geldik işte. Çocuklar uyuyor mu? Mükerrem kalktı. Sesin çatallı çıkıyor. Üşüttüm, her tarafım ağrıyor. Fatma da nezleli. Aman ha, bir de hastalık çıkarmayın başıma. Keyfimizden hastalanıyoruz sanki. Sobanız yanıyor mu diye sormuyorsun da. Sen dışarıyı görsen. Burası hamam, vallahi hamam. Biraz otur, görürsün hamamı. Şunu yaktım da azıcık kırıldı. Buzdonu gibi ev. Tamam tamam, anladık. Bir sabah da güler yüzle karşılayın şu evde be. Günaydın baba. Günaydın. Babamın canı bir şey mi sıkıldı anne? Bir sabah olsun güler yüzle karşılanmıyormuş beyefendi. Ekmeği kes. Leş gibi rakı kokuyor. Tabii sabaha kadar karılarla vur patlasın, çal oynasın. Bana biraz para verebilecek misin anne? Babandan iste. Anne, babam beni okula yazdıracak. Bak yine uyandırdı çocuğu. Babam beni okula yazdıracak. Anne, babam dedi ki... Tamam, tamam oğlum, tamam. Hadi git yüzünü yıka. Hadi, hadi oğlum. Yusuf gitti, Lale gitti, ben de gideceğim. Okula gideceğim. Hasan gitti, Ayşe gitti, ben de gideceğim. Sen ne güzelsin Esmer, yaktın benim canımı. Sen ne güzelsin Esmer, yaktın benim canımı. Yaktın benim canımı. Aferin oğlum. Böyle. Sen ne güzelsin, güzelsin Esmer. Yaktın benim canımı. Sen ne güzelsin Esmer. Yaktın benim canımı.
Sana çirkin diyenler, bizi çekemeyenler. Söyle bakayım. Sana çirkin diyenler, bizi çekemeyenler. Aferin aslanım. Gavur musunuz be? İnsan bir besmele çeker. Yavaş be, ödümüzü patlattın. Besmele çek oğlum. Çek yoksa anam bizi dövecek. Dün akşam abim geldi. Ne istiyor gene? Ne isteyecek? Ev buldunuz mu diye soruyor. Arıyoruz diyemedin mi? Öyle kuru kuru aramakla olmaz diyor. Ne yapacakmışız? Para biriktirin diyor. Abin de bir tuhaf. Neyle biriktireceğiz? Bilmiyor mu durumumuzu? Gelen gidiyor. Baba bana 1000 lira verebilir misin? Dosya filan alacağım. Pantolonumu getir. Ben de dosya alacağım baba. Baba ben de alacağım, ben de alacağım dosya. Dur lan şimdi, başlarım dosyandan. Şurada bir laf konuşuyoruz. Kız senin bu abin bizi ne sanıyor? Ama ne bileyim ben, ona sor. Sen niye konuşmuyorsun? Arada ben kaldım. Annem arada kaldı. Al baba. Annem arada kaldı. Para biriktirecekmişiz. Ulan bundan ne birikir? Akşama yine gelecek. İyi, gelsin bakalım. Tam zamanında geldim Mükerrem. Ben de birazdan çıkıyordum. Bunu Ahmet'e verir misin Hafize teyze? Vermez miyim kızım? İnşallah görüştürürlerse. Niye görüştürmesinler? Ziyaret günü değil mi bugün? Belli mi olur kızım? Hapishane işi bu. Bir kere içeriye düşme. Selam söyle. Bugünler de geçer. Mükerrem, kötü bir şey yazmadın değil mi? Biliyorsun okuyorlar. Yok yok, merak etme. Havadan suda. Hoşça kal. Al bakayım aslanım. Şöyle küçük tahta parçası ağaç ne bulursan torbaya dolu. Beceremez çocuk. Niye beceremesin? Kız bulsak evlenecek yaşa geldi maşallah. Şimdi gider birinin evinin önündeki odunu falan alır, başımız derde girer. Almaz benim oğlum. Başkasının malını almaz. Almam anne, tabii almam. Aferin aslanım. Sen onu ne sandın? Hadi oğlum, oyalanma, çabuk gel. Oldu baba. Ayakkabısı da su alıyor çocuğun. Sıkma canını esmer, gülsün yüzün esmer. Sıkma canını esmer, gülsün yüzün esmer. Sen ne güzelsin esmer, yaktın benim canımı. Kimse o esmer? Esmermiş. Bugün de esmer çıktı başımıza. Arabalara dikkat et değil mi oğlum? Kenardan git. Giderim anne. Of anam of. Yattın mı? Ne yapayım? Para vermedin. Orada işte hepsi. Masanın üstünde. Al koy çantanı. Gel. Sen de yat biraz. Fatma uyanır şimdi. Oo, kız o uyanana kadar. Gel. Sen o esmer karıyı yatır yanına. Kimmiş o esmer karı kız? Bilmem. Sabahtan beri el çırpıp şarkısını söylüyorsun ya. Ha, ulan ben o esmer karıyı bulsam şarkı mı söylerim be? Gülsüm! Gülsüm! Tamam, tamam! Gelmiyor musun kız? Ayakta duracak halim yok vallahi. Gelemem anam. Kız senin ateşin de var.
Mehmet gelmedi mi? Aman geldi. Ne yapacak gelip de benim hastalığımı? Yedi işte yattı. Cabbar bey de yattı. Kısmet bizimki değişti. Gece sarılıp yatacağın bir kocan yok. Gündüz sen yoksun. Şimdi kalk buradan 6.000 lira için ta Çankaya'ya git. Boklu bez yıka. Hanımefendinin donunu, süt yenini topla. Ben geçen gün yüzümü kızdırıp söyledim vallahi. Hiç olmazsa 7 yapın abla dedim. Vallahi en az 1.000 lirası yol parasına gidiyor. Çok nazlanırsan da güle güle derler. Ankara'da o paraya çalışacak kadın mı yok? Kız ya bu ne yapsın? Sen yine haline şükret. Öyle vallahi. Oğlu gitti. Torunu içeride. Tek başına kaldı kadıncağız. Nereye böyle Hafize teyze? Ahmet'imin ziyaretine. Bakalım gösterirlerse. Sen de selam söyle. Allah kurtarsın. Sağ olun yavrum, sağ olun. O çocuğun çıkacağı yok galiba. Geçenlerde Cabbar söyledi. Müebbet mi ne istiyorlarmış. Akşam oluyor. Akşam mı oldu? Ulan ne çabuk. Ne yaptın? Bütün gün oynadın mı kızım? Baba oynamadım şey. Doğan abim tahta getirdi bize. Yaktı. Aferin ona. Baba Doğan abim torbayı aldı yine gitti biliyor musun? Aslan oğlum benim. Baba Doğan abim geri zekalı mı? Sus kızım çok ayıp. Kim demiş onu? Sevinç abla söyledi. Bok yemiş. Baba bana bir köpek alsana. Köpek mi? Ne yapacaksın köpeği kız? Seveceğim. Sokakta köpekten bol ne var? İstediğini sev. Ha? Yeah. Anne! 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 Anne bak! Aman kim gelmiş annesinin kuzusu. Adam olmuş da evini odun getirmiş benim oğlum. Oo, burası hamam gibi olmuş. İçeride takırdadım vallahi. Yine gideyim mi? Gidip de odun toplayayım mı baba? Otur oturduğun yerde lan. Akşam oldu bu saatte ne odunu? Gidiyor musun? Birazdan. Bir şey yemeyecek misin? Ne var? Patates kızartıyorum. İyi koy biraz yiyeyim. Abimi beklemeyecek misin? Bekleriz. Dayım gelecek, dayım babamı dövecek. Kimi dövüyor lan? Lafını bil de konuş, gerizekalı. Baba. Tamam anladık, ağzımızdan kaçtı. Ne var hemen baba? Belediyeci. Belli iyi götürmüşler. Güller.
Selamun aleyküm. Buyursunlar abi. Aleyküm selam Osman Bey. Buyur, hoş geldin. Oo pehlivan, sen de mi buradasın? Buradayız ya, Necip Bey'in sayesinde. Hayrola Osman Bey, sen buralara pek gelmezdin. Bizim Mehmet'inle görüşeceğim. Kaçıyor benden pezevenk. Eve geleceğim diye haber bıraktım, beklememiş. Ben anladım zaten, var onun bir sıkıntısı. Bak kalktım bu saatte buraya geldim. Ne mecburiyetin var amma değil mi? Ben onun gibi gece yaşamıyorum ki. Düşüncesiz hayvan. Sabah 8'de değil mi bakanlığın kapısındayım? Birazdan işi biter. Arada bacım olmasa ben o düdükçüyü bir gün bile tutmam evimde. 3 protesto birden yedi. Kanun benim yanımda. İşgalci duruma düştü. İyi akşamlar, buyurun. Arabaya orada bir şey derler mi? Demezler de bakarsınız tanımadığımız bir ekip falan gelir. Siz anahtarı bana verin. Oldu. Pehlivan, nasıl bakalım işler? Allah'a şükür, müşteri olursa birkaç kuruş alıyoruz. Kaç para bu festiyer? 500. Gecede sana da bir onluk kalması lazım. Bahşiş de oluyor tabii. Ara sıra oluyor. Bizim bakanlıkta da yarına çok mühim bir toplantı var. 2 yeni kararname çıkıyor. Ulan düt, ne oluyor öyle zartsur? Ne zartsurtu kızım? Kulağında bir sakatlık mı var senin? Uğraşma benimle, bak vallahi çok fena olur. Ne yaparsın? Söylerim Necip abiye, siktir eder seni buradan. Kız terbiyeli konuş, yırtarım ağzını vallahi. Yırtsın kız sen. Boş verdin. Ayıp oluyor Serap, kes artık. Ne keseceğim be Şerif abi? Geçmiş arkandan zartsur. Sen o boruyu ananı öttür. Ona boru demezler, öğren de öyle çık sahne. Sen kendini ne sanıyorsun ulan? Sanki bu işi mektebinde okudun da. Uzattınız ama ha? Ben sanatıma laf söyletmem lan. Sanatına sıçayım. Senin o çaldığın klarneti ben kıçımla çalarım. Mehmet abi. Ne var lan? Kayınbiraderin gelmiş, kapıda seni bekliyor. Şimdi yandık. Vay anasını be. Adam geldi seni burada da buldu. Bulur o beni. Yerin dibine de girsem bulur. Nota bilmez, usul bilmez başımıza besteci kesildi. Hayvan. Askerde 2 boru üflemiş. Hadi kızım, yetti artık. Aman be. Hoş geldin Osman abi. Bırak, adam dersin. Niye Osman abi, ne yaptık? Daha ne yapacaksın ki? Utanmıyor musun koskoca bir adamı gece yarıları peşinden koşturmaya? Ne demeye kaçıyorsun anlamadım ki. Vallahi kaçtığım yok Osman abi. Gülsüm söylemedi mi? 9.30'a kadar bekledim. Söyledi. 7'de çıkmışsın evden. Ayakta kalma Allah aşkına. Buyur bir içkimi iç. Bırak, içmem senin içkini. Bak Mehmet, beni dinle. Evin yıkılmasına şu orada bir aydan az zaman kaldı. Sana şaka gibi geliyor ama günü gelince müteahhit gözünün yaşına bakmaz vurur kazmayı. Ne yap et, bir an evvel çık şu evden. Param olsa bir gün durur muyum Osman abi? Çalış aslanım. Çalışıyoruz ya, bu iş değil mi? Bununla bitmez. Akşamdan akşama düt tamam. Sonra bütün gün uyuyorum. Ne yapayım Osman abi, uyumayayım mı? İcabında uyumayacağım. Hayat zor aslanım, gündüzün de başka iş yap. Osman abi, bana biraz zaman tanı. Şu evi tutacak kadar bir para bulayım. Kira borcumu sana daha sonra ödeyeceğim, ne dersin? Oğlum, ben kirayı unuttum. Bırak bana bir şey verme. Sen çık şu evden de. Eksik olma Osman abi, babamsın. Vallahi 2 tane bestem var. Akşama sabaha kasete basılacak. Sırada bekliyor. O bir çıksa, biliyor musun bunları hiç konuşmazdık. Bırak, bırak. O lafları çok dinledik. Yok kaseti piyasaya çıkacakmış da, yok kapış kapış satılacakmış da. Ölme eşeğim ölme. Yarın sabah 8'de bana gel, bakanlığın önüne. Sana bir iş buldum. Ne işiymiş o? Sen gel, konuşalım. Gerisine karışma. Para makinası gibi bir iş, tamam mı? Anlaştık mı? Tamam Osman abi, sen nasıl istersen. Sabah tam 8'de, bakanlığın önünde. Atlatma beni gene ha. O nasıl söz abi, hiç atlatır mıyım seni? Hadi bakalım, inşallah. Pehlivan, size kolay gelsin. İyi geceler.
Sağ olun Osman Bey. Sen şu Osman Bey'i dinle. Vallahi adam doğru konuşuyor. Bu zamanda tek işle karın doymuyor. Benim kayınbiraderim bir tanedir vallahi. Her boku bilir. Kanunları yutmuş, bakanlıkta odacı. Ne demek? Ankara'nın kalbi. Hayrola Dütküt? Moralim bozuk. He, müşterin hazır. Celal abiyi gör. Hadi gene iyisin. Çok mu gördün? Biraz da biz çalışalım. Otura otura küflendik. Bu memlekette karı olacaksın Arif. Millet parayı bunlara döküyor. Sanat manat hikaye. Yara bak. Bir içkiye bizi sabaha kadar tutuklayacak. Ben burada ağlama duvar mıyım lan? Kafayı bulmuş hayatını anlatıyor. Kamyoncuymuş. Çıktı mı 5 kızla birden çıkarmış. Şişt, yavaş be hopo. Aman al. Paran yoksa ben ısmarlayayım. Büyük karısın Mehta. Yağ yapıyorum sanma. Şunların içinde en çok seni seviyorum. Ulan Düttüt. Sen de hep laftasın ha. Seversin de ne oldu? Bir yemeğe mi götürdün? Bir bok mu aldın? Şu şarkıların piyasaya bir çıksın, sen Düttüt'ü o zaman gör. Ulan seni 5 yıldızlı otellerin kral dairelerinde yaşatırım ben. Dinledin mi son şarkımı? Gözyaşım, gözyaşım, gözyaşı bu arkadaşım. Gözyaşım, gözyaşım, gözyaşı bu arkadaşım. Niye derler erkekler ağlamazmış? Yeter çektirme bana bu acıyı. Niye derler erkekler ağlamazmış? Yeter çektirme bana bu acıyı. Patlamaz mı bu ha? Güzel valla. Mehtap be. Bak herife yüz vermedin sarhoş oldu. Tut gibiydi zaten pezevenk. Mehtap, bana biraz para verebilir misin kız? Borç. Zil misin ulan? Bildiğin gibi değil. Ne kadar? 300-400. Ha siktir. Çocuğumun ölüsünü öpeyim yok. Yemin etme. Bir yüzlüğüm vardı. Onu da annem kesti. Kömür parası. Oğlan yuvada biliyorsun. Para istiyorlar. Bırak anlatma. Babası ne yapıyor? Onun ağzına sıçayım. Erkek mi o? Tamam tamam. Sormadım. Ben bugün eve gelmiyorum Rıfat. Merak etmesinler. Sen giderken 4 tane ekmek al da bırakıver onları. Bir numaram mı var? Var ya. Büyük numara. Gündüz işine başlıyorum. Hı. Ne işiymiş o? Bilmiyorum ki Rıfat. Boşlandırdı ya bizi pezevenk. Şimdi esir gibi kullanacak. Kıymetini bilene para makinesi bu iş diyor ama... Ya bakarsın öyledir. İnşallah. Vallahi bulsam ben de ikinci bir iş yapacağım. Tamam oğlum çalışalım. Bir şey demedik. Para kazanmak lazım. Onu biliyoruz eyvallah. Ama böyle...
Aferin. Dondum be Osman abi. Biraz donacağım aslanım. Öyle sıcak köşelerde oturup füy füy düdü götürmeye benzemez bu. Tanıştırayım. Hamdi Bey, enişten Mehmet. Merhaba. Şimdi Mehmet, mesele şu. Hamdi Bey, böğüm bizim bakanlıkta odacılığa başlıyor Allah'ın izniyle. Memur oluyor da bizim gibi anlayacağım. Kendisinin şu köşede çakmak tezgahı. Çakmaklara gaz dolduracağım. Ankara'nın en işlek yerinde. Sabah 8, akşam 6. Nasıl? İşine geliyor mu? Vallahi günde 10.000'e para demezsin. Duyuyor mu? Haftada 5 gün. Cumartesi pazar kendisi çalışacak. Ben bu dükkanı kolay kolay kimseye emanet etmem. Arada Osman Bey var da. Eksik olmayın. Gördün mü bak? İşinin kıymetini bil. Çalış. İşine sahip ol. Tamam mı? Tamam da Osman abi, yapabilir miyim dersin? Ne varmış yapamayacak be? İki fıs fıs tamam. Çakmak taşları. Anladım. Gazı doldurduktan sonra bununla fırçalarsın. Fırçalarım. Tam doldurma sakın. Olur, doldurma. Böyle yapar, bir çakarsın. Müşteri fazla bile doldurdu der. Anladım. Tamir için çakmak bırakırlarsa yarın veririz de. Olur, öyle derim. Bozuk paralar da burada. Gaz doldurma 200, çakmak taşı 20 lira. O kendiliğinden 250'yi bulur zaten. Anladım. İşte, hepsi bu kadar. Hadi, kolay gelsin. Sağ ol. Aslandır benim eniştem. Sen de şanslısın Hamdi Bey. Pırlanta gibi namuslu bir adam buldun. Akşama görüşürüz. Görüşürüz Osman abi. Bak şimdi Hamdi Bey, sakın yanlış anlama. Estağfurullah. 16 yıllık odacı olaraktan konuşuyorum. Ne dersen o olacak Osman Bey. Bir kere bu meslekte kendini hiç belli etmeyeceğim. Hangi partiyi tutuyorsun? Hangi fikrin adamısın? Kim ne derse desin, karışmayacağım. Tahriklere kapılmayacağım. Anladım Osman Bey. Ben tamı tamına 9 bakan, 25 genel müdür, 42 müsteşar gördüm şu 16 yılda. Biri gelir, öteki gider. Hiçbirine kulağı asma. Tabii, bana ne? Bir kere bu meslekte rengini hiç belli etmeyeceğim. Sosyal demokratlar başa geçti, sen de demokratsın. Liberaller miktar oldu. Ben de liberal. İşte bu kadar. Şuraya bir bakar mısın? Nesi var bunun? Ben ne bileyim kardeşim, bak işte yanmıyor. Oradan değil, böyle. Gazı bitmiş. Doldursana. 200 liradır. Biliyorum. Nereden açılıyor bu? Sen ne biçim çakmakçısın yahu, onu da biz mi göstereceğiz? İşte şuradan açılır. Tornavidan yok mu? Olmaz mı canım? Düştü mü? Nereye gitti o ya? Bul şunu be kardeşim, bul, işimiz var. Buluruz canım, nereye gidecek? Buralardadır. Bak şimdi başımıza gelene, şu aksiliğe bak ulan, hep beni bulur. 15 dakika sonra kalemde olmam lazım. İmzayı alamazsam yandım. 3 gün daha buradayım. Heh, buldum. Hadi kardeşim, hadi doldur şunu. Bakanlıkta hayati bir işim var. Hemen. Tamam, tamam. Ver üstünü. Bozuk yok muydu? Memlekette bozuk para mı kaldı? Öyle vallahi. Buyur. Sağ ol. Bereket versin. Ulan bak yine unuttum. Gazı doldurduktan sonra fırçala dedi adam. Salepçi, sıcak. Salepçi. Doldurayım mı? Doldur, doldur bakalım. İçimiz ısınsın. Donduk. Sen burada yeni misin? Öyle sayılır. Başka biri oturdu burada da ondan sordum. Hamdi Bey, o bugün memur oldu. Bakanlıkta odacı. Odacı mı? İyi iş yapmış, 2 yıla kalmaz köşeye döner. Amma sıcakmış ha. Şimdiki çakmaklar da amma antika ha.
Beğenmedin mi hemşerim? O kimin çakmağı biliyor musun? Nereden bileyim ya? Müneccim miyim ben? Bizim müdür beyin. Belli. Ağır çakmak. Bizim parayla en azından 500 bini var. Ne? Ayda kaç lira alıyor senin müdür? Hediye geldi. Sen şuna rüşvet desene. Bak, kaptın 10.000 kağıdı. Kısa günün kârı işte. Durduğun yerde kim kime verir? Bereket versin, iyi de dondum be Osman abi. Bir şey de yiyemedim. Alışırsın. Böğün ilk. Her işte bir acemilik olur. Akşamlar. Bunun için iyi konuşmuyorlar, çalışıyormuş. Yok be Osman abi, günahını alıyorlar. Sen öyle san, ateş olmayan yerden duman çıkmaz oğlum. Hüseyin! Baksana lan buraya! Bu kaçıncı çağrışım? Hüseyin gel buraya dedim! Hepsi iyi de, ben bu uyku işini nasıl yapsam be Osman abi, uykusuz yürümez. Kaçta çıkıyorsun içinden? Sabah 4. İyi, eve gel oyalanma. Yat 2 saat. 8'de orada ol. Bir yatarsam kalkamam diye korkuyorum. Lan sen de amma kaba gözsün. Biraz nefsine hakim ol aslanım. Akşamleyin geldiğinde de 2 saat yat bitti. Hadi iyi akşamlar, selam söyle. Baş üstüne. Yat kalk bitti. Pezevenk, söylemesi kolay. Babam geldi. Abla babam geldi. İyi be anladık. Bozuk plak gibi. Öldüm Gülsüm, öldüm. Hemen yatacağım. Bir lokma bir şey yemez misin? Açım ama yatacağım. Kalkınca yerim. Kız, babaya bir öpücük yok mu? Çekil baba. Hoş geldin baba. Çalış kızım, çalış da memur ol. Niye memur olayım baba, başka iş mi kalmadı? Keşke olabilsen. Sen bakanlıklardan birinde memuriyet ne demek biliyor musun? Millet bir sandalye kapmak için hava parası veriyor be. Niye yakmadınız sobayı? Odun idare ediyoruz. Etmeyin yakın. Bundan sonra çakmakçılıktan iyi para geliyor. Böyle giderse evi tutarız. Hadi inşallah. Bak iyi ki abimin sözünü dinledim. Evet yahu Gülsüm. İyi ki dinlemişim. Bu senin abim büyük eşşoğlu eşek. Ölmüş babamı karıştırma şimdi. Babam dayıma eşşoğlu eşek dedi. Eşşoğlu eşek dedi. Eşşoğlu eşek dedi. Sus lan. Hadi ben yatıyorum. En geç 8.30'da uyandırın ha. Olur. 8'lere biraz kız. Bırak beni. Bırak. Anne. Şuna baksana. Susun bakayım. Babanız uyuyacak, gürültü yok. Bırak, şimdi top atsalar duymam vallahi. Neredesin be Düt Düt, program başladı. Sorma, uyuyup kalmışım. Necip Bey çok kızdı. Yapma be, burada mı? Bugün erken geldi. Aksilik işte. Gelmez gelmez bir geleceği tutar, o da bizde patlar. İşe mi başladın? Ne bok yiyeyim. Bu ne be kardeşim? Saat 11'e geliyor. Ne yapıyorsunuz siz burada? Şu hale bak. Pavyon mu, cenaze evi mi belli değil. Neredesin sen Düt Düt? Demek bakmasak hep böyle. Ben de bu pavyon niye iş yapmıyor diyorum. Vallahi siz bilirsiniz. Bana göre boş. Olduğu gibi değiştirin programı. Bedava mı çalışıyorsunuz kardeşim? Nermin, hadi kızım, hadi soyun. İyi de Necip abi, ne söyleyeyim? Usul bilmem, makam bilmem. Kızım, boş ver usulün makamı şimdi. Kim onlar? Maksat müşteri şöyle biraz el çırpsın, neşelensin. Hadi bakayım, hadi. Solistimiz Serap Hanım hastalanmış. Klarnetçimiz geç kalmış. Program yattı. Ulan biz icabında bir tefle bile müşteriyi ayağa kaldırırız be! Anladın mı? Nermin hazırlanana kadar pehlivan çıkacak sahneye. Program non-stop devam. Hadi bakalım. Hadi.
Ha, Dütüt. Bir daha olmasın. Recep, söyle piste bir sandalye koysunlar. Göreyim seni pehlivan. Kendini kaptırıp da fazla uzatma ha. Baş üstüne. Alkış patlayınca kaldır herifi, vur yere. Baş üstüne Necip Bey de burayı cambazhaneye çevirdi. Ne ulan bu? Çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Haydi bre pehlivan! Hadi aslanım benim. Lan bu Rıfat, şimdi sen burada kıçını yırt bir alkış alamazsın. Ayıp oluyor ama Necip abi. Sana da ayıp oluyor kızım. Sanatını düşünüyorsan vaktinde gel. Burası ciddi bir müessese. Aman pek yakışmış. Ne söyleyeceksin acaba o karga gibi sesinle, çok merak ediyorum. Kes lan!
Moralini bozma kızın şimdi. Hadi kızım sen boş ver o lafları. Hadi yürü. Sana karı çağırırken iyi miydi? Hele, sil hele, sil! Ulan ben sanatçı adamım. Ne anlarım çakmak gazından, hava gazından. Evime gidemiyorum bak. Şimdi şurada 2 saat ya uyurum ya uyumam. Ya pehlivan, seni de uykusuz bıraktık be. Ziyanı yok canım, bakın siz keyfinize. Hadi Rıfat, sen de geç kalma. Takma, bu günler de geçer. Hadi sağlığına. Sağ olun. Yeter, yeter, gelme üstüme. Felek ne istersin şu garibinden? Ah, yeter, yeter, gelme üstüme. Felek ne istersin şu garibinden? Ah, yeter, yeter, gelme üstüme. Şunu bir doldursana. Bir daha 8'i geçirme. Odacılıkta yeniyim, bir laf gelsin istemem. Tabii canım, ben de istemem. Yarın 8'den önce buradayım. Hadi akşama görüşürüz. Simit taze, simitçi! Selamünaleyküm. Aleykümselam, ver bir simit de yiyelim. Aferin lan Mehmet. Sen bu işi iyi yırttın. Şu onu bir iyi doldur bakayım. Aman aslanım çabuk. Nasıl? Bir şeyler tırtıklayabiliyor mu? He işte, idare eder. Kurmana bak aslanım. Onun eli sana mahkum. Bizim meslekten birileri görecek diye ödüm kopuyor Osman abi. Serseri misin sen be? Gören görsün. Onlar böyle bir iş bulmak için can atar. Hadi eyvallah, akşama görüşürüz. Hah,
Kardeşim şunu dolduruver çabuk, mitinge yetişeceğiz. Miting mi? Ne mitingi? Duymadın mı? Boş tencere mitingi. Tandoğan'da, Tandoğan'da. Tencerenin de mitingi mi olurmuş? Senin evde tencereyi kaynıyor herhalde. Ya ne demezsin, her gün 5 çeşit. Niye yollamıyorsun o zaman karını mitinge? Ne yapacak karın mitingde? Tencere çalacak böyle. Boş tencereler çalsın. Yeter hayat ucuzlasın. Boş tencereler çalsın. Yeter hadi hayat ucuzlasın. Boş tencere çalmakta hayat mı ucuzlarmış? Boş tencereler çalsın. Boş bırak tencereler... Seni. Boşuna nefes tüketme şuna. Ucuzlar. Herkes çalsın bak nasıl ucuzlar. Boş tencereler çalsın. Boş tencereler çalsın. Hayat yanlış ucuzlasın. Yanlış çalıyorsunuz bir kere. Bak tencere nasıl çalınır göstereyim size. Çalsın boş tencereler, yeter hayat ucuzlasın. Öyle çalsın değil bak böyle, boş çalsın boş tencereler, çalsın boş tencereler, çalsın boş tencereler, hayat ucuzlasın. Çalsın boş tencereler, hayat ucuzlasın. Çalsın boş tencereler, hayat ucuzlasın. Kalk Düttüt, sıramız geldi. He, uyudun mu lan ben yine? Düttüt ne oldu sana böyle koçum, ne zaman görsem uyuyorsun. Laf çıkarma kız, uyuduğum uyuduğum yok. Yürü hadi yürü, kıçımız başımız açıkta seni beklemeyelim, donuyorum. Çalkala biraz ısınırsın. Şöyle bir Düttüt konuş biraz da moralimiz düzelsin. Kaç gündür tabut gibi oturuyorsun. Ne oluyor burada kardeşim? Hamdi Bey yok mu? Yok. Ben onun hemşerisiyim. Ne vardı? Ben de onun biraz ortağı olurum da. Ha sen misin? Bitti o iş. Anahtarı dün akşam bana verdi. Gelirse söyle artık çalışmayacağız dedi. Niyeymiş o? Vallahi affedersin ama çok çalmışsın. Hop! Lafını bil de konuş arkadaşım. İyi yanlış anlama. Onun söylemesi. Gösteririm lan ben ona. Hoş geldin. Hayrola? Ne oluyor bu saatte? Senin bu Hamdi Bey su koyverdi Osman abi. Hesap yapmış, ben çok götürüyormuşum. Bak pezevenge. Ben sorarım ona. Sayemizde iş sahibi olduğunu unuttum. Oğlum, sana da çal dedikse hepsini götür demedik ki. Neyse canım, boş ver. Çalışana iş mi yok? Hadi şimdi evine git yat. Akşama görüşürüz. Faik abi! Vay, ne haber Düttüt? Nasılsın ya? Ne olsun be Faik abi, bildiğin gibi öttürüp duruyoruz. Yolunu buluyor musun bari? Allah bereket versin ama nerede o eski ekstra işler? Ya, neydi o be? Düğünü bitirir, sünnete giderdik. Şimdi millet tek sazla iş bitirmeye çalışıyor Faik abi. Teyp var oğlum. Herif takıyor kaset. Seni beni neylesin? Faik abi, ben bir şarkı yaptım. Bir tek sen anlarsın. Allah aşkına şunu bir dinle. Dertler... Bir sigaran var mı? Dertlenmesen... Dert etme kendine, dert katma dertlerime, dertlerim bitmez.
Derdin mi çok çok, derdin mi yok yok. Dert arama kendine, dertlenmezsen. Aferin lan, bravo. Nasılsın oğlum Mehmet? Sağ ol teyze, iyi. Nereden böyle? Hapishaneye gittim ama boşuna. Görüşme olmadı. Niye teyze? Vallahi ne bileyim oğlum. Elbiselerini mi beğenmiyorlarmış, hakime karşı mı durmuşlar, öyle bir şey işte. Uslanmadı bu senin oğlan daha. Hakime karşı koyulur mu hiç, ne ayıp. İnsan biraz alttan alır değil mi? Bir herifle kaçmış. Çok gebelesçe, boyunca çocuklarından da mı utanmamış? Herif şimdi çekip tabancayı vursa haksız mı? Babam geldi. Baba, Neriman teyze evden dur, kaçtı. Neriman buraya teyze... gel! Ne diyor bu? Söyle, sen niye erken geldin? Kovuldum, anlatırım. Yapar nerede? İçeride. Hadi gidip bir konuşalım. Ayıp olmaz mı? Lan böyle kapının önünde durmak daha ayıp. Vur vur. Hadi oğlum, sen annenin yanına git. Neriman teyze kaçtı, Neriman teyze kaçtı. Millete eğlence lazım. Adamın kapısının önüne dikilip, ayı mı oynuyor lan burada? Ne olmuşsa olmuş, sana ne? Fukarayı zorla katil yapacaklar. Yoksa öyle bir niyeti mi var? Hmm. Fatma, hadi kızım sen içeri git. Bak baban uyuyacak. Ablan sana kağıt versin, resim yap. Hadi kızım. Karakol haber almış. Sen bize bırak Cabbar demişler. İki güne kalmaz buluruz onları. Bekçi karısı kaçırmak ne demek? Yakalayınca ne yaparlar? Adamın ağzına sıçarlar. Neriman'ı da döverler mi? Dövsünler orospuyu. Ona mı acıyorsun? Gel şuraya uzanalım kız. Yapma Mehmet, çocuklar ayakta. Kız artık burama geldi ha. Gece geliriz fosur fosur uyursun, gündüz geliriz çocuklar ayakta. Ne yapayım? Ben de mi kabahat? Adam olaydın da geniş bir ev tutaydın. O da olacak. Şu şarkıların peş peşe bir piyasaya çıksın... ...sekiz odalı evlerde oturtacağım seni. Çift tuvaletli, gömme banyolu... ...kalorifer, sıcak su, şakır şakır. Hı, çok dinledik. Ulan bir günde yüzün gülsün be, ne söylesek hayır. Hastayım Mehmet, bilmiyor musun? Ya bırak! Senin bir günde iyiyim dediğini duymadım ki ben. Aç uykusuz uğraş dedin, gel eve bir karış surat. Ulan, sizin için Kızılay'da çakmak bile doldurduk. Şerefimiz iki paralık oldu. Hiç düşünmüyorsunuz değil mi? Bu adamın oradan bir sanatçı arkadaşı gelse ne yapar? Utancından yerin dibine geçmez mi? Niye? Çalışmak ayıp mı? Sen de kızın gibi konuşma. Emekçiymişim ben. Emek en yüce değermiş. Asittir. Ben sanatçı doğmuşum, sanatçı ölürüm. Sonradan sonraya emekçilik de nereden çıktı? Çakmak makmak doldurmam. Mehmet yapma. Bir ev bulup şuradan çıkalım. Müteahhit 15 güne kalmaz kapıya dayanacak. Bak ben yavaş yavaş eşyaları toplamaya başladım. Çalışmadan olmaz. Sen de çalış. İyice bıraktın gündeliğin peşini. Ah ulan ah. Şimdi plak şirketi bastıracaktı ki 3 milyon avansı... ...yarına kalmaz, bak ne evler tutardım sana. Sen ne desen de desen de... ...kalbim seninle, seninle. Sen ne desen de desen de... ...kalbim seninle, seninle. Mecburum seni böyle... ...sevmeye, ah sevmeye... Mecburum seni böyle
Sevmeye, ah sevmeye. Gülsüm. Gülsüm, aç kapıyı. Hoş geldin abi, buyur. Oturacak zaman değil şimdi. Mehmet yok mu? İçeride uyuyor. Kız ne uykusuymuş bu saatte? Kaldır şu onu. Konuşacaklarım var. Mükerrem kızım, babanı uyandır, dayın geldi. Dayım geldi abla. Abi bari şurada dur, dışarısı soğuk. Hakikaten çok soğuk. Kış geri geldi be. Hoş geldin Osman abi. Remzi bey, unutma adını. Bir kenara yazıver. Bizim müteahhitin baş adamı. Tamam Osman abi, unutmam Remzi bey. Remzi bey, ha, yarın sabah 7'de orada olacağım. Aman ha, kaytarma. Adamlar bir sözümle tamam dediler. Merak etme Osman abi, tam 7'de oradayım. Hadi, iyi akşamlar. İyi akşamlar abi, yengeme selam söyle. Baş üstüne. Zahmet oldu abi, buralara kadar geldin. Yok ziyanı. Hele şu işinizi bir halledin de. Toplanmaya başladınız değil mi? Başladık abi. İyi, müteahhitin hiç şakası yok çünkü. Ona kalsa buldozeri çoktan kapıya dayayacaktı da, aman zaman ben durduruyorum. Sağ ol Osman abi, vallahi sen de olmasan. Bir şey değil de, adam badırdanmaya başladı. Geçen gün, ne oluyor Osman, senin damadın evden çıkmaya niyeti yok galiba dedi. Niyeti var da parası yok diyeydin Osman abi. Hı. Bunlar vardan yoktan anlamaz aslanım, sırtları kuvvetli. Gangster bunlar, gangster, tabancaları bellerinde. Tabancaları mı var dayı? Kız, sen de bizi mi dinliyorsun orada? Al bakayım şu onu. Hadi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ver şunu, ver. Baba ya! Abla! Lan ne yapıyorsun ufacık çocukla? Mehmet, Mehmet şunun kafasına vurma. Baba! Öğretmen kesildiniz başıma, bilmediğiniz yok. İnşaat işi de nereden çıktı? Ben ne anlarım inşaattan? Soba yanıyor mu? Az önce tutuşturduk. Soğuk be. Bana mı öyle geliyor? Uykudan yeni kalktın ya, sana öyle geliyor. Akşam giderken unutma da yanıma eski bir şeyler ver. Olur. Ne yapacaksın baba? Amele olduk ya kızım. İnşaatta çalışırken ne giyeceğiz? Kravat mı takacağız? Ya bu Osman abinde de hiç insaf yok vallahi. Öyle deme Mehmet, bizim iyiliğimiz için yapıyor. Ha. Baba ben gazetede ne okudum biliyor musun? Ne kızım? Bizi bu evden çıkaramazlar. İstersen çıkma, herif evi yıkıyor. Biz oturduğumuz sürece yıkamazmış baba, anayasa öyle. Ne anayasası kızım? Baksana adamlar eşkıya, bir de vurdurtacak mısın bizi? Allah göstermesin. Kız sen kanunları dayından daha mı iyi bileceksin? Dayım kanunları kendi işine geldiği gibi yorumluyor anne. Bak bu doğru. Aferin kızım. Sen ileride avukat olacaksın değil mi? Bak baba. Bakar mısın? Bir dakika. Buyur abi. Bizim kayınbirader Remzi Bey'le konuşmuş da haberiniz vardır herhalde. Tamam abi, sen Remzi Bey dedikten sonra. Buyur emret.
Estağfurullah. Çalışmaya gelmiştim de, işçi olarak yani. İşçi mi? Ne var? Olamaz mıyım? Ben bilmem. Ustalar birazdan gelir. Şevket kalk, Şevket! Gir içeriye, üstünü değiştir. Ben bir su döküp geliyorum, tamam mı? Çalgıcı mısın? Çalgıcı denmez kardeşim, ayıp. Müzisyen. Ha, neyse işte. Ne çalıyorsun? Klarnet. İyi, şamata var bundan sonra desene. Ben buraya eğlenceye gelmedim hemşerim, çalışacağım. Çalış abi, çalış. Bu zamanda ne iş bulursan yapacaksın. Öyle. Bundan sonra da mezarcılığa başlarım herhalde. Beter ol eşi ol eşek. Kes suyu! Doğru dürüst çalış. Böyle düğünlerde kırnata çalmaya benzemez. Kırnata değil onun adı, klarnet. Ne boksa işte. Nereden buluyorsunuz bunları be? İdare et usta. Remzi Bey'in adamıymış, torpilli. Hadi bakayım aslanım. Ha öyle, ha. Düt. Uyan düt. Düt. Tamam usta. Harcı döktük, kaldır. He? Ne olan? İnşaatçılığa mı başladın? He, villa yaptırıyorum Gazi Osman Paşa'da. Yani çok bekletme. Bu ne abi? Yarım gündeliğim. Kovulduk mu?
Olmuyor aslanım, sana göre iş değil bu. Kayınbiraderim Remzi Bey'e söylerse sizin için iyi olmaz ama. Hadi lan, burayı da pavyona çevirdin. Git dayak yeme şimdi. Görüşürüz bakalım. Osman abi. Dur şöyle bakayım. Müdür Bey'in misafiri var. Çok sinirli. Bekle azıcık. Adam işi bitirdi. Helal olsun. Boşa çalışıyoruz. Boşa çalışıyoruz şerefsizim. Kur bir şirket. Paraya gerek yok. Öyle öyle. Arkan olsun yeter. İşten çıkardılar beni Osman abi. Sebep? Dayanamadım Osman abi. Vallahi günde 20.000 de verseler yapamayacağım. Mesleğimi icra edemez oldum. Lan senin mesleğin içine edeyim. Uyuyorum vallahi Osman abi. Bak, adam bir imzayla milyonları kaldırıyor. Helal olsun. Götüren büyük götürüyor. Ne olacak bizim ev işi? Mehmet aslanım, yumurta kapıya dayandı. Osman abi, kurban olayım. Sana yüzüm kalmadı ama şerefsizim iki aya kalmaz öderim. Yakında 3 bestem satışa çıkacak. Sen bana 300.000 versen. 300 lira desen yok. Birkaç kuruşum vardı, onu da 6 aylık vadeye yatırdım. Anladım Osman abi, bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hadi bakayım, mahcup etme beni. Söz Osman abi. Bir tek torunum var. Onu da göremiyorum. Ne yapayım ben şimdi kızım? Sen söyle. Ne yapayım? Ne haber Mükerrem? İyi baba, sen nasılsın? İyi kızım. Kim var? Hafize teyze. Annen yok mu? Fatma ile dayımlara gittiler. O da oturmuyor evinde ha. Bok mu varmış dayınlarda? Hoş geldin Hafize teyze. Hoş bulduk oğlum. Rahatsız olma Allah aşkına, otur otur. Oturuyorduk Hafize teyze. Yok kızım yok, baban yorgun. Yatsın, uyusun. Doğan nerede? Sokakta baba, oynuyor. Oynasın, oynasın. Yakında hepimiz sokakta oynayacağız. Yarın sabaha kadar evi boşaltmadığınız takdirde işgale girer. Sana söyledim ama, değil mi Mehmet? Söyledin Osman abi. Elimizde mahkeme kararı var, evi tahliye etmezseniz her gün için 1.000.000 tazminat alırız. Dedim ama sana, değil mi Mehmet? Dedin Osman abi. Şimdi Remzi Bey, zaten eşyalarını topladılar. Ben kefil oluyorum, hiçbir tatsızlık olmayacak. Kız kardeşimle küçük yeğenim Fatma'yı 15 günlüğüne ben yanıma alacağım. Sağ ol Osman abi. Mükerrem bende kalsın isterseniz. Peki teyze. Bu ben. Siz bana gelin. Biz de Rıfat amcan da kalırız oğlum.